diyeceğiz? Yani kullanmadan önce vatandaş bakacak, test yapacak. Eğer ki alerji yapmıyorsa kullanabilir. Adet yetersizliği, adet düzensizliği gibi adet anormalliklerine karşı da kullanılır. Yani onlara bayanlardaki adet düzensizliğine, adet yetersizliğine, az adet görme gibi problem yaşayanlar için de adet düzenleyici, iltihapları önleyici, mideye iyi gelir, iltihapları önleyici, iyileştirir, hı hı, bağırsaklara iyi gelir. Çok çok mükemmel bir bitki fakat nadiren, çok nadir, %1 bazı insanlarda alerji sebep olabilir. Bu nedenle kişi kullanmadan önce bakması lazım. Kendinde herhangi bir reaksiyon oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Ona göre. Yani alerji olmazsa rahatlıkla kullanabilir. Rahatlıkla kullanabilir, evet. Romatizmaya karşı en etkili bitki şeytan pençesi kökü. Afrika'da, bugün burada yok. Afrika'nın güneyinde yetişir ve 2 metre derinliğinde kökleri var. Yer elması veya bizdeki patatese benzer yumruları var. Bu yumruları herpagozit denen bir etken madde içerir. Herpagozit romatizmaya karşı dünyada en etken maddedir. Herpagozit. Şimdi romatizma neden, niçin oluşur? Kişi üşütürse, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlıklar, bronşit gibi tedavi olmazsa zamanla romatizmayı tetikler. Romatizma rahatsızlığı ortaya çıkar. Bazı ilim adamları şöyle diyor. Eğer ki bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamazsa karaciğer bazı enzimleri salgılayamaz. Elengaz, desturaz gibi enzimlerin yetersizliği iltihapları azdırır. Çünkü normal olarak zeytinyağı mesela oleik asit arahidon aside dönüşür. Arahidon asit prostaglandin E1, E2'ye bu da hormona dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan enzimleri karaciğer salgılar. Karaciğer, karaciğer yağlanması, karaciğer iltihaplanması gibi sebeplerden ve bağırsakta gene toksik maddelerden dolayı yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa hormona dönüşmesi gereken madde yani zeytinyağı veya çörek otu yağı da oleik asit içerir. Ette de yani hayvansal besinlerde de yağlar mesela inek eti yediniz. Ne vardır? Stearik asit. Stearik asit parçalandığı zaman oleik asite, zeytinyağına dönüşür. Eskiden atalarımız, dedelerimiz mesela kışın ava çıkarken, dağa çıkarken böyle don yağı mesela ısıtırlar. Bir bardak don yağı mesela dedem içtikten sonra dağa çıkarmış. Don yağı soğukta içilir mi? Normal olarak ne yapar? Üşütür diye düşünürüz değil mi? Üşütmez. Don yağını kişi hafif ılıttıktan sonra içerse onu bünyemiz oleik asite dönüştürür. Yani zeytinyağına dönüştürür. Stearik asit parçalanarak zeytinyağına dönüşür. Bu da kişiye enerji verir. Fakat günümüz o zaman eskiden hayvanların don yağı stearik asit içeriyordu. Şimdi hayvanlar ne içeriyor? Don yağı palmitik asit içeriyor. Palmitik asit oleik asite dönüşmüyor. Beslenmeleriyle alakalı, evet, değil mi? Hayvanları bugün merada otlatmıyoruz. Hı hı. Doğal otlatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Büyük büyük ahırlarda binlerce hayvan, onlara küspeler veriliyor veya da slash denilen mısırdan elde edilen bir hayvan yemi veriliyor. Bu da doğal olmadığı için bu tür beslenen hayvanların etindeki yağ, don yağı palmitik asit içerir. Bu da şimdi günümüzde yani doğal olmayan yöntemlerle yetiştirilen hayvanların yağı, don yağı içilmez. Tehlikeli. Kolesterol, lipid, trigliserit tetikler. Kişiyi hantallaştırır, yağlanır vücudu. Doğal ortamda yetişen hayvanla böyle binlerce hayvan bir arada yetiştirilen, sünni olarak beslenen hayvanlar etleri arasında, yağlar arasında çok büyük fark var. Tabii nasıl fark edeceğiz bunları da? Hiç fark edemiyoruz ki. Onların, evet, doğal mı beslenmiş ya da yapay mı beslenmiş olduğunu anlayamıyoruz. Etlerin üzerine tabii damga olması lazım. Ama maalesef o da olmuyor. Etlerin üzerinde işte bu organik falan filan. Her etin nereden geldiği, yumurtanın nereden, sütün nereden geldiği onun etiket olması gerekir. Şuradan şuradan geliyor, şu ortamda yetişmiştir vesaire vesaire. Etiketli olması gerekir.
Yani birçok ülkede böyle. Onunla ilgili etle, sütle, yumurtayla ilgili nereden geliyor, kim yetiştirmiş, bilgisi, belgesi var. Bir etiketi var. Etiketine göre Türkiye'de inşallah olur zamanla. Yani karaciğerdeki anormallik nedeniyle iki enzim yetersizliği romatizmayı tetikler. Bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer aratamıyor, enzim yetersizliği ortaya çıkıyor. Bu da lökotrin denen bir madde ortaya çıkar. Lökotrin iltihapları tetikler. Artrit yani eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu. Eklemleri böyle kişinin kıkırdakları önce erir, kemikler kaynar, hareket kabiliyetini kaybeder, şekli bozulur. Kişi bir şey mesela artroz olan kişi önce şişer, bir şey tutamaz, elini kullanamaz hale gelir. Yani çok kötü olur. Allah korusun. Yani ellerin fonksiyonu gider. Peki bu safhaya gelmemesi için ne yapmak gerekir? Ne yapmak gerekir? Almanya'da 83 yaşında bir bayana doktoru yanlışlıkla en fazla 3 ay verilmesi gereken idrar yolları enfeksiyonuna karşı, nefrite karşı, böbrek iltihaplanmasına karşı bir ilacı, en fazla 3 ay verilmesi gereken ilacı 20 yıl yazmış. 20 yıl. 20 yıl. En fazla 3 ay kullanması gerekiyor. İnanılmaz. Tansiyon, kolesterol, bronşit, bütün vücudunun hormon dengeleri bozulmuş. Alt üst olmuş kadıncağız, zehirlenmiş. Demiş ki aileme, ya senin beyin herbalist. Tamam. Bu konunun uzmanı. Binlerce insanı iyileştiriyor. Bir de beni tedavi etsin. Perişan etti beni doktorum demiş. Alman doktor unutmuş. 20 yıl aynı ilacı yazmış. Ama sağlık konusunda da yani unutulmuşunu kabul 20 yıl etmiyorum yani. Yani yanlış yazdım. Yanlış yazılmaz. Evet. En fazla 3 ay yazılması gereken ilacı 20 yıl yazmış. Şimdi tamam getir bakayım ilaçlarını dedim. İlaçlarını getirip baktık ki ooo ne kadar yan tesiri var. Dedim ki dur. Biz ona iksir, tonik ve özel bir çay, şeytan pençesi, kökü, ayrık kökü, ısırgan otu, cıvan perçemi otu, özel bir çay harmanı hazırladık, formül. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Kullan bakalım. Kullandı, kullandı. Fakat doktoru da haftada bir cumartesi günleri kontrola geliyor hastasına. Acaba ne durumda? Kadıncağızı neredeyse mezarlık götürecek hale getirmiş, perişan etmiş. Sabah kalktığı zaman bütün vücudu fibromiyalji aynı zamanda romatizma çok ağır. Sabah kalktığı zaman oklava yutmuş gibi eğilip bükülemiyor. Böyle tutuluyor her tarafı. Ellerini kullanamıyor. Yani broşin derler Almanlar. Küçük sandviçlere tereyağı sürüyorlar böyle. Tereyağı bıçağını tutup da tereyağı süremiyor. Öyle. Öğlene kadar. Öğleden sonra açılıyor. Sabah kahvaltısını sabah kalkıyor sabah kahvaltı yapamıyor. Ailem gidiyor. Onun kahvaltısını hazırlıyor. Öğlene kadar açılamıyor. Öğleden sonra açılıyor. Büyük ıstırap yani. Kitlenmiş hem yani. Hem kendisine hem ailesine de. İşkence gibi bir şey. Mutlaka bir insan ona yardım etmesi gerekir. Peki ne önerdiniz? İşte iksir, aloe vera jel, iksir. Bütün damarları açar. Beyin damarlarını, kalp damarlarını, karaciğer yaralaması, pankreas yaralaması, bütün organları temizler, aratır. Vücudu aratıyor, temizliyor. Damarlardaki plakları çözüyor. Kalp damarları olsun, beyin damarları olsun, karaciğer yaralaması, pankreas yaralaması, aklınıza gelen bütün organlardaki... Yani bu söylediğiniz iksir aynı zamanda vücudumuzun direncinin artmasına, bağışıklık sistemini bağışıklık sistemimizin vücudun, güçlenmesine de etkili olacak ki miyom, hani rahatsızlanmayalım. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör ne varsa eritiyor. Yani ne var içeriyor? Zencefil, zerdeçal içerir, sirke içerir, sirke bildiğimiz sirke, limon suyu içerir. Bunların ada çayı içerir, alıç içerir. Yani bunların hepsinin ortak özelliği nedir? Kolesterol, lipid, trigliserit yağları eritiyor. Vücudu arıtıyor, temizliyor. Bayan kullandı. Tabii doktoru geleceği zaman, geleceği gün onun vermiş olduğu ilaçları masanın üstüne çıkarıyor. Bizim verdiklerimizi masanın altına koyuyor. Kızmasın diye saklıyor, gizliyor. Her seferinde böyle yapıyor. Bir sefer unutmuş. Masanın üstünü değiştirmeyi. Geliyor diyor ki bunlar ne? Ya Gökçek ürünleri. Şey, onlar işte formüller gelişti bizim için. Bir şeyler azaldı. Kullanıyorum. Niye? Neden? Niçin? Diyor senin ürünlerine, ilaçlarla ben zehirlendim. Kimya nereye kadar? 20 yıl perişan oldum.
Bir sürü hastalık çıktı senin ne ürünlerden. Kadar uzun bir süre yani 20 yıl. 20 yıl. İlaç tabii ki. Peki bunların faydasını gördün mü? Çok şükür, hamdolsun. Efendim programımız kaldığı yerden devam ediyor. İbrahim Bey ile birlikteyiz. Bitkiler dünyasındayız. Ben şimdi kendisine sormak istiyorum. İbrahim Bey, şimdi biz kışın hasta oluyoruz. Özellikle hani grip, nezle gibi. Ve hemen boğazımız da şişiyor. Bademciklerimiz iltihaplanıyor. Hatta yazın daha da sık rastlıyoruz belki. Tabii. Belki klimalardan, belki soğuk bir şey içtiğimizden. Neden olduğunu pek bilemiyorum ama çok sık da rastlıyoruz. Hatta şu an bile benim mesela boğazım ağrıyor. İlaçlarla yani geçirmeye çalışıyorum şu an, spreylerle daha doğrusu. Doğal yollarla aslında. Şunu sormak istiyorum, hani bademcik iltihaplanması neden olur ve hani hangi şifa kaynağını önerirsiniz bize? Bademcik iltihaplanması, bademciklerin şişmesinin sebebi stafilokokon, streptokokon denen genellikle bakterilerden, nadirinde virüsten kaynaklanabilir. Tedavi edilmezse çok çok önemlidir. Bademcikler tedavi edilmediği zaman buradaki iltihap kana karışır, kalbe zarar verir. Romatizmayı dahi tetikler. Bütün vücuda yayılır. Diğer organları yavaş yavaş sihirler. Boğaza farenjit zamanla orta kulak iltihaplanmasına sebep olur. Kulağa kadar gider iltihap. Eğer yani, tedavi edilmezse muhakkak tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi edilmesi şart tabii, çok çok önemli. Bademcikler şiştiği zaman, büyüdüğü zaman ceviz kadar olur. Kişi yutkunmakta zorlaşır. Yaz aylarında özellikle maalesef ne yapıyoruz? Çok soğuk, buzdolabından hatta buzlu su içiyoruz. Yani evet, normal. Yapıyoruz onu. Çok sıcaklarda dayanamıyor. İyi geldiğini düşünüyoruz. İyi dayanamıyoruz ama evet. Hiç de aslında o anlık iyi geliyor ama sonrasında bizi tabii harap ediyor açıkçası. Direkt buzlu su ne yapıyor? Bitiriyor kişinin. Buna karşı dünyada en etkili bitki ada çayı. Salvia officinalis, şifalı ada çayı. Ada çayı çok. Türkiye'de 83 çeşit ada çayı var. Ada çayı dediğinizde Türkiye'de Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde, sahil şeridinde yetişen loplu ada çayı, anlaşılıyor ki etkisi var mı yok mu bilmiyoruz. Hiçbir klinik araştırması yapılmamış. Biz çünkü bir tane ada çayı biliyoruz. Hani almaya gittiğimizde zaten ne varsa, ne sunulmuşsa onu alıyoruz. Evet, loplu ada çayı. Loplu ada çayı ile şifalı ada çayını bu işinin uzmanı olmayan kişi anlamaz. Çünkü yaprağı birbirine çok benzer. Kurulduğu zaman çiçekleri çok narin, zaten kayboluyor. Geri yaprak kalır. Yapraklar da ikisinin de yaprağı birbirine benzer. Çok uzman olan kişi ancak ayırabilir tadından ve yaprağından. Mesela burada ada çayını, şu gördüğünüz şifalı ada çayı, yaprağı tek loptur. Tek bir parçadan oluşur. Loplu ada çayında ise yaprağın yanında iki tane küçük yaprakçık bulunur. Bu nedenle triloba, yani üç loplu anlamına gelir. Türkiye'deki dağlarda yetişen ve bütün aktarlarda ada çayı diye satılan ada çayı aslında faydası var mı yok mu bilinmiyor. Çünkü hiçbir klinik araştırması yapılmamış, belge yok, bilgi yok. Fakat şifalı ada çayı ile ilgili çok klinik araştırması yapılmıştır. Eskiden vereme karşı kullanılmış. İştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, birçok rahatsızlığa karşı kullanılmış. Artı bademcik iltihaplanmasına, şişmesine karşı dünyada en etkili bitkidir. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Ha, yan etkisi var. Şöyle yan etkisi var. Bir aydan fazla sürekli ada çayı, şifalı ada çayı ama içerse kişi kafasını buzdolabına sokmuş gibi olur. Beynini dahi üşütür. Bütün vücudun ısı derecesini bozar, hormon dengelerini. Aşırı oranda tümol içerir. Salvia tümol. Tümol ne yapıyor? Hormon dengelerini etki altına alıyor. Bu nedenle bademcik iltihaplanmasına karşı bunu kullanırken sadece ada çayı değil, şifalı ada çayı, yanında kekik, tarçın, civan perçeme otu, papatya gibi çay harmanları yaparak, hepsinin karışımının olması gerekiyor. Özel bir harman kullanmak çok çok daha etkili ve yan tesirini ortadan kaldırır. Çünkü mesela kekik, burada da şifalı kekiğin de Türkiye'de bu çok çeşidi kekik var. Kekik de rengi de oldukça farklı geldi bana açıkçası. Böyle çok canlı duruyor, hatta bu böyle kekik, pembeleri de var arasında, çok ilginç. Piyasada gördüğünüz mesela aktarlarda aldığınız kekik hakiki sizler kekik gibi değil. Kokuyor zaten, evet. Çok güzel.
Bu %100 Thymus vulgaris, bunun Latincesi. Bahçe kekiğidir. Maalesef kekik istediğinizde yine aktarlarda ve marketlerde kekik yok. Evet, bize ne sunuluyorsa onu alıyoruz zaten. Bilye kekiği satılır. Yani bilye kekiği dediğimiz şey de nedir? Origanum suryukum, yani güve otu. Güve otunun tadı, kokusu kekiğe benzediği için kekik diye satılıyor. Yani bu da çok tuhaf bir iş. Hem maalesef Türkiye'de yapılmadık şey yok. Hatta birisi kekik suyu diye bir firma, büyük bir firma kekik suyu üretiyor. Origanum suryukum, Latincesi. Güve otu. Dedim ki siz güve otu suyu üretiyorsunuz, kekik suyu diyorsunuz. Bu ne biçim iş dedim. Bakın şikayet ederim bakanlığa dedim. Ya yapacaksanız dürüst yapın. Doğru. İnsan sağlığı oynamayın. İnsanları kandırmayalım. Bir iki hafta sonra piyasadan çektiler ürünlerini. Çok etkili olmuş demek ki söylediğiniz, iyi yapmışsınız. Ya yapar. Niye? İnsan sağlığı oynama. Düzgün bir iş yap. Çünkü güve otu Toros dağlarında yaban olarak yetişir. Maliyeti sıfır. Yani 1 liradır. Hı-hı. Kilosu vesaire. Ucuz. Fakat bu bahçe kekiği özel yetiştirmek gerekir. Bahçede, adı üzerinde bahçe kekiği. Tabii bunun yani özel üretimi. Maliyeti yüksek. Doğru. Bunun kilosu 22 lira, 23 lira. Onun kilosu 1 lira. Yani ucuza kaçıyor vatandaş. Ucuza yapma, dürüst yaz, temiz yap. Şimdi baktığımda gerçekten fark var. Aralarında hem pembe renklerini görebiliyorum, hem çok canlı. Taptaze, misler de gibi de kokuyor zaten. Buradan hemen kokusunu alıyorum. İşte bademcik iltihaplanmasında ada çayı, kekik. Hangi ada çayı, hangi kekik? İşte yani vatandaş diyor ki ya sizin söylediğinizde ben uydum, gittim aktardan. Ada çayı, kekik, efendim tarçın, papatya vesaire aldım, kullandım. Faydasını göremedim. Göremezsin. Çünkü kekik yerine bilye keki, şifalı kekik yerine hakik kekik yerine bilye keki, şifalı ada çayı yerine loplu ada çayı alıyorsun. Tabii ki etkisini görmezsin. Onun birleşimindeki etken madde farklı, bunun birleşimindeki etken madde farklı. Biz nereden alıyoruz? Bazı Türkiye'de bu işi yapan özel firmalar var. Hamdolsun. Eskiden biz Almanya'dan getiriyoruz ada çayını, kekiği. Ama şimdi artık Türkiye'de var. Ve üretiyorlar, yurt dışına satıyor bunlar da. Çünkü Türkiye'de alıcısı yok. Bilinçli müşteri yok. Yani alıcı yok. Yurt dışına satıyor. Üretiyor, satıyor. Niye Türkiye içinde tüketmiyor? Alıcısı yok, bilmiyor. Vatandaş bilmiyor hangisi şifalı kekik, hangisi şifalı ada çayı. Peki İbrahim Bey, siz konunuzda uzmansınız. Yani hepsini ayırt edebiliyorsunuz. Hangi kekik ne türüdür diye. Biz bilmiyoruz. Nasıl ayırt edeceğiz peki? İşte ayırt edemeyeceksiniz. Ne yapmamız gerekiyor? Doğaltedavi.net veya doğaltedavi.org isimli, hı hı, benim sitelerim var. Bu sitede mesela org'da 4400 bitkinin fotoğrafı var. Canlı canlı. Bir de yani yaprağı, çiçeği, kökü. Bir de bu bitkiler hakkında ayrıntılı bilgi var. Monografi. İşte şurada yetişir, bu şekilde yetişir, şu kadar türü vardır vesaire vesaire. Şöyle çay harmanı yapılır, böyle kullanılır diye monografisi var. Detaylı bilgi var. Doğaltedavi.net, doğaltedavi.org. Buradan da öğrenebiliyoruz. Evet, bitkiseltedavi.com siteler var. 78 tane sitemiz var. Yani. Oldukça da fazla. Evet, çok çok, çok fazla. Sağ olsun, çocuklar hazırlıyor. Şimdi ada çayı, bu özel bir formül, kapsül, yoğun oranda ada çayı ekstraktı, kekik ekstraktı, papatya ekstraktı, laden gülü ekstraktı. Laden gülü de antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip, indomitasin, metilbutason gibi etken madde içerir. Çok güzel, çok etkili. Gastriti dahi iyileştirir. Bakteri yok edici özelliklere sahip. Laden gülü. Çok özel bir formül. Kişi bu kapsülü kullandığında bademcik iltihabı diye bir şey kalmaz. Birkaç bu formül sayesinde bademcik iltihabı ortadan kalkıyor. Kalkar. Bu ada çayının bir özelliği daha var. O da nedir? Yaz aylarında insanlar ne yapıyor? Evde yatamıyor sıcaklardan. Çok sıcak olursa. Damda yatıyorlar. Genellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da çok sıcak olduğu için insanlar damda yatıyor. Bir seferinde ben de Antalya'da gitmiştim. Damda yatalım dedi benim akraba. Damda yatalım dedim. Düşersem. Ki aslında düşenleri de böyle gazetede, televizyonlarda da görüyoruz değil mi? Evet. Yok yok, bir şey olmaz dedi. Alışırsın dedi. İyi hadi bakalım dedi.
cibinlik içerisinde sivrisinek sokmasın diye yattık ama sabaha kadar uyuyamadım. Şimdi bazı insanlar ne yapıyor? Damda yatıyor. Üçüncü, dördüncü kat bazen. Lavaboya gitmek istiyor. Bir de bakıyor aşağı düşmüş. Gece yarısı. Ya, değil farkına mi? Varmıyor nerede yattığını. Sonra ne oluyor? Ayağı beli orası burası kırılıyor. Ada çayı, şifalı ada çayı hararete karşı dünyada en etkili bitkidir. Hararete karşı en etkili bitki. Ki isterse dışarıda kaç derece olsun, 50 derece olsun. Ada çayını içtiğiniz zaman hararet diye bir şey kalmaz. Yani bademciklerimiz eğer iltihaplanmışsa bunu kullanmalıyız. Hararetimiz artıyorsa, onu dengede tutmak için ada çayı çok faydalı diyorsunuz. Tabii.